Serbest Zekizden herkese selamlar. İş yapar mı serisinde bu kez Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferini konuşacağız. Daha önce tek pas serisine değerlendirmiştik kendisini ama artık bu transfer resmiyete çok yaklaştığı için hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklar En-Nesyri'nin Sevilla'ya veda ettiğini ve Fenerbahçe'ye imza atmak üzere olduğunu yazdığına göre artık biraz daha detaylı görsellerle desteklediğimiz yani hem şut aksiyonlarında oyun kurulumu, oyuna katılımı konusunda hangi noktada Jose Mourinho özellikle neden istemiştir gibi sorulara maçlardan görsellerle birlikte destekleyeceğimiz bir iş yapar mı serisiyle bölümüyle karşınızdayım. Sizin de En-Nesyri konusundaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bundan sonraki Fenerbahçe ideal 11'inde rolü nasıl olur? Sizce etkili bir transfer oldu mu? Jose Mourinho sizce neden onu daha çok tercih etmiştir gibi sorulara. Her zaman olduğu gibi yorum alanında çok güzel bir sohbet dönüyor futbol sohbeti. Oraya yine sizi bekliyorum dediğim gibi her zaman. Yorumlarınızı okuyorum. Serbest 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Abone hedeflerimiz, katıl hedeflerimiz orada. Katıl üyelerine özel canlı yayınlarımız devam edecek. Sezon içerisinde de devre arası olur. Bazı maçları birlikte izleme etkinliği olur canlı yayınlarla. Bu gibi projelerim de var açıkçası. Şimdi En-Nesyri'ye geçelim. Şimdi Jose Mourinho liste başına aldığını söyleniyor ki gerçekten hele ki son hazırlık maçlarını gördüğümüz üzere Jose Mourinho hakkındaki Fenerbahçe'sinin nasıl oynamak istediğini gördük. Biraz daha 9 numarasını orta sahasına kadar getiren bir yapı görüyoruz. Ki Dzeko da açıkçası bu hazırlık dönemini gayet iyi geçirdiğini düşünüyorum. Ama yine de bir 9 numaraya daha ihtiyaç vardı. Çünkü bir yaş daha alacak Dzeko ve uzun vadede ligde, Avrupa'da tek bu modelle, tek üst düzey 9 numarayla çok işlerin kolay olmayacağı aşikardı. O yüzden En-Nesyri ile birlikte Dzeko'nun da yer almış olması orada güçlü bir rotasyon oluşturuyor. Ama Dzeko'nun da o bağlantı işlerine sık sık gelmesi bize şunu gösteriyordu. 9 numarasından Jose Mourinho şunu bekliyor. Orta sahaya kadar gelip bağlantı kurmasını bekliyor. Oralarda orta sahalarıyla bir arada görünüp ama durum gerektirdiği zaman savunma arkasına koşu yapması gerektiği zaman o koşuyu atabilecek, hareketli. Hatta zaman zaman bir orta sahasından ya da bek oyuncusundan ya da stoperinden atılacak uzun toplara sadece kafa topuna çıkarak değil, tabii ki bunu da yapacak, uzun boylu olacak ama sadece kafa topuna çıkarak değil, bazen savunma arkasının hareketlenmesi gerekirse de o uzun toplara, onlara da hareketlenebilecek, sürekli atakların içerisinde yer alacak, hareketli bir pivot santrafor istediğini biliyoruz. Ve oyunu da gördükten sonra, gerçi de bu tip bir 9 numara ihtiyaç duyduğunu da izledik, gördük maçlarda. Ve adı geçen her oyuncu da bu özelliklere sahipti. En-Nesyri hem bu özelliklere sahip olup hem de üst düzey futbolda bir yeri olan önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Belki bazı Fenerbahçeli taraftarları yeterince heyecanlandırmamış olabilir. Belki de Lewandowski, Lukaku gibi isimler daha heyecan verici isimler olabilir ama şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe futbolculuğun değil teknik direktörün yıldız olduğu bir sezona giriş yapıyor. Yani teknik direktör takım olacak. Jose Mourinho zaten başlı başına yıldız bir teknik direktör. Ve Jose Mourinho demek aslında takımının genel olarak biraz daha seviyesini yukarı çıkarmak demek. Doğru rol, oyuncu rollerini dağıtarak. İstediği tipte 9 numara, istediği tipte bekler, istediği tipte savunma ve orta saha kurgusu, istediği tipte kanat forvetler. Ve oyunun genel olarak yukarı çıktığını görürüz Jose Mourinho yönetimdeki takımlarında. Ve Fenerbahçe'de bunu izleyeceğiz. O yüzden En-Nesyri'nin Jose Mourinho'nun işaret ettiği bir 9 numaraya uyuyor olması bir takım ahengi için, takım oyunu için, takımın genel olarak yukarıya çekilmesi için önemli. Burada yani bireysel olarak bakmamak lazım. Genel çerçevelerde bakmak lazım diye düşünüyorum. Bir kere Jose Mourinho'nun tanımına uyuyor. Hareketli bir 9 numara. Savunma arkasında sık sık hareket ediyor. Hatta direkt buradan başlayalım isterseniz. Neden hani klasik uzun 9 numaralardan farklı En-Nesyri? İki tane gol örneği göstereceğim. Tabii ki telif dolayısıyla golü kendisini koyamıyorum ama görsellerle anlatacağız. Bir tanesi Barcelona'ya attığı gol. Ceza sahasının hemen önünde. Orta saha oyuncusu kendisi yaklaştıkça böyle sahte bir sabit duruş sergiliyor Barcelona savunmasının önünde. Sanki hiç hareket etmeyecek gibi sırtı dönük. Ama bir anda takım arkadaşının pas açısını yakaladığı anda sağına doğru bir koşu patlatıyor. Çok da güzel bir kilit pas geliyor kendisine. Kısa mesafede müthiş hareketleniyor ve çaprazdan golünü yapıyor. Barcelona'ya attığı gol bence bir pivot olmasına rağmen, hani uzun boylu bir santrafor olmasına rağmen ne kadar hareketli, ne kadar çabuk bir oyuncu olduğunu gösteren gollerden bir tanesidir. O kısa mesafede patlayıcı koşu yapmıştı. Yine bir gol daha örneğin. Bu kez PSV'ye atıyor. Bu kez tam tersi. Kaleye yakınken değil, kaleden uzakta az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi.
Bayağı bek bölgesinden uzun top geliyor kendisine, savunma arkasına ve çok iyi hareketleniyor yine. Çok süratli hareketleniyor. Savunmadan önce gidiyor. Kaleciyle birebir kalıyor. Karşı karşıya kalıyor ve seken topa çok klas bir şekilde topun dibine girip kalecinin üstünden bırakıp güzel bitirici bir vuruşla golünü yapıyor. Bu aslında tipik kısa forvet golü. Yani 1.75 boylarında Agüero gibi, yani 1.80 diyelim. Daha kısa ama çabuk patlayıcı koşular atabilen oyuncuların atabileceği goller aslında bunlar. Ama El Nesiri'yi farklı kılan şey bu. 1.90'a yakın boyu olmasına rağmen ve asıl önemli özelliğin hava toplarına çıkıyor olmasına rağmen bu şekilde savunma arkasına çok rahat koşular patlatabiliyor. Ve Jose Mourinho'da en çok cezbeden özelliği budur diye düşünüyorum. Az önce o vuruştan bahsettik, gol vuruşundan. Bu da önemli bir detay. Çünkü El Nesiri belki genel kariyerinde çok golcü bir kimliğe sahip değil gibi gözüküyor. Ama gol vuruş kalitesine bakılınca bu işte de gayet iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü ezbere toplara vurmuyor. Bazı oyuncular vardır. Top önüne düşer ve şut atar. Yani forvetler, santraforlar. Yani şut atan forvetle bitirici vuruş yapan forvet arasında fark vardır. Yani bitirici vuruş yapan forvet başka bir şey. Mesela Van Persie böyle bir oyuncuydu. Hiçbir zaman gelişi güzel rastgele şut atmaz. Tabii ki ceza sahası dışından atar ama kaleye yaklaşmışken, kaleciyle birebir kalmışken bitirici vuruş yapar artık o. Bu tip oyuncular. Ben El Nesiri'den de sık sık bitirici vuruşlar gördüm. Hele ki son sezonunda takımına rağmen gayet golcü bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Neden takımına rağmen? Şimdi Sevilla onu direkt santraforlar, direkt hücumlarda bir koşucu santrafor olarak kullandı daha çok. Çok rakip yarı sahada topu domine eden, topa sahip olan, rakip kaleye kalabalık yaklaşan bir takım değildi Sevilla. Buna rağmen böyle bir takım yapısı içerisinde çok ciddi bir gol rakamına ulaşmış durumda. Hatta şöyle örnek vereyim. La Liga'da ceza sahasında en sık 90 dakika başına en sık ceza sahası içerisinde topla buluşan oyuncular sıralamasında La Liga'da 50. sırada. Bir 9 numara olmasına rağmen. Ya anca 50. sırada yer bulmuş. Yani takımı onu o kadar topla buluşturabilmiş. Rakip ceza sahası içerisinde. Buna rağmen attığı gol rakamı ne? La Liga'da gol krallığı yarışında 5. sırada. Yani ceza sahasında topla buluşma sıralaması da 50. sırada. Golü bulma sıralamasında 5. sırada. Yani buna kadar aslında ekmeğini taştan çıkaran bir forvet olduğunu, hemen hemen çok yüzdeli o pozisyonu değerlendirdiğini gösterir En-Nesyri'nin. Ve şu istatistikte çarpıcı, attığı şut ve çevirdiği o şutları gole çevirdiği ortalama da gayet iyi. 4.13 şutta bir golle buluşuyor. Bu yüksek bir rakam bir santrafor için. Şöyle örnek göstereyim. Mesela nedir en iyi santrafor şu anda aklınızda? Erling Haaland diyelim mesela. Erling Haaland da bu sezon 3.63 şutta bir golle buluşuyor. Daha düşük bir ama yani buralara çok yakın bir ortalama. Haaland da çok sık penaltı attığını da söyleyelim. Penaltılar da buna dahil. Haaland daha sık penaltı atan ve çok yüzleri atan bir oyuncu. El Nesir de penaltı atıyor. Daha çok kendi milli takımında penaltı kullanıyor ama kullandırmamak lazım. Yani çok iyi penaltıcı gibi gözükmüyor açıkçası. Ama bitiriciliği hiç fena değil. Hele ki Fenerbahçe gibi takım yapısı içerisinde daha sık onu ceza sahasında topla buluşturabilen bir takım yapısı içerisinde, yani 50. sırada olmayacak Süper Lig'de ceza sahası içerisinde topla buluşma sıralamasında, çok daha yukarılarda olacak. O yüzden gol rakamı da buralarda çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Golcülük kısmı böyle, golcülük kimliği böyle. Tabii ki savunma arkasına attığı gollerden bahsettik. Savunma arkasına koşu atarak attığı gollerden bahsettik ama En-Nesyri deyince bir numaralı özelliği, yani çok çarpıcı olan özelliği kesinlikle hava topları. Bunu özellikle golcülük anlamında söyleyebilirim. Belki oyun kurulumundaki o hava toplarının çıkışlarında çok isabetli kafa vuruşlarıyla paslar atamıyor belki, ya da takımı buna müsaade etmiyor çok kalabalık hücum etmediği için, ama yani şu konuda gerçekten çok üst düzey. Ceza sahası içerisinde ona bir orta yapıldığı zaman hem ortaya çok yüksek sıçrama özelliği, çok yüksek sıçrıyor ve çok sert kafa vuruşları yapıyor. Yani böyle presle tarzda kafa vuruşları da yapıyor. Yani gol olacak kadar dokunmak diye bir tabirim var ya. Yani gol olacak kadar dokunduğu anlar da var kafasıyla ama sert durması gereken yerlerde gerçekten top lob geliyor olmasına rağmen bazı pozisyonlarda çok sert kafa şutuyla cevap verebiliyor. Burada da artık o kenar orta yapacak oyunculara kalmış iş. İrfan Can Kahveci bilinçli bir şekilde çok güzel kenar orta yapar. Tadic böyle bir oyuncudur kenar forvetle oynadığı zaman. Ferdi çok kesme atmaz ama isabetli ortalar yapar.
Yani sen Maximen çalım üstüne bu tip isabetli orta yapabilecek bir oyuncu ve yani En-Nesyri'nin bu hava topu özelliğinden faydalanacak kenar orta olarak da birçok isim var Fenerbahçe'de diye düşünüyorum ve burada da sık sık o kafa gollerini göreceğiz. Golcülüğü böyle. Peki oyuna katılımı nasıl? Şimdi bugün Onur Turul'la da bir canlı yayın yaptık. Orada da tekrardan o haberi söyledi. Fenerbahçe kanadından gelen haber şu. Füyükuruk da masadayken Jose Mourinho'nun En-Nesyri'nin daha çok oyuna katılan bir 9 numara olduğunu düşündüğü için, bağlantı oyununda daha güçlü olduğu için bu oyuncudan yana hakkını kullandığı söyleniyor mesela. Ama şimdi bakılınca Füyükuruk stil olarak daha kuvvetli kalabiliyor sırtı dönük oyunda. Ama En-Nesyri tercih ediliyorsa burada ve En-Nesyri aslında rakamlara bakıldığında kendi liginde, kendi takımında çok fazla bu şekilde ön plana çıkan bir oyuncu değil gibi gözüküyor ama ben her zaman söylediğim gibi kullanılmak istenirse, bu şekilde kullanılmak istenirse ben En-Nesyri'den o bağlantı işlerinde çok güzel pas dağıtımlarını da görebiliriz diye düşünüyorum. Ama Sevilla'da çok bu şekilde kullanılan bir oyuncu olmadı. Bunu da birkaç görselle anlatayım. Mesela Sevilla'nın atağa kalkış tarzı genellikle 9 numarasını koşturan tarzda atağa kalkmalar bunlar. Yani kimi takımlar pozisyon oyunu oynar, ön tarafa yığılır. Fenerbahçe mesela bunu oynuyor. Şu anda da hala bunu oynuyor. Daha pozisyon, bazen uzun toplarla da çıkıyor ama daha çok rakip ceza sahası etrafını örerek giden takımlarda En-Nesyri'nin bağlantı işlerini görürüz. Ama Sevilla topu önüne atalım 9 numara o koşsun gibi daha çok gördük. Bu böyle bir yapı içerisinde gördük. O görsel göstereceğim görselleri anlayacaksınız. Top orta saha civarındayken, En-Nesyri orta saha civarındayken yüzü kendi kalesine dönük değil de koşar halde çünkü önüne top bekliyor. Öyle oynuyor takımı ve o toplara sürekli hareketleniyor. Hatta o toplardan bir tanesi çok kötü bir pas. Pas olarak gidiyor yani önünde de bırakılıyor. Bayağı taca doğru atılan bir pas. Yine de yetişiyor o topa bu arada. En azından taca çıkmamasını engelliyor. Ya o pozisyonda şunu fark ettim. Hep şunu diyoruz. Ben diyorum yani boyuna rağmen çabuk hızlı bir oyuncu. Ya yani boyuna rağmen değil. Genel olarak da çok hızlı bir oyuncu. Yani hızlı. En-Nesyri gayet gerçekten çok hızlı bir adam. Bu ciddi şekilde fark yaratılacaktır diye düşünüyorum. Ama mesela yine başka bir görselde yine Sevilla Barcelona maçında bu kez ona yakın oynayan bir oyuncu vardı orta sahada. Kendisine yakın oynanırsa nasıl etkili olabileceğini gösterdi o pozisyon. Birisi yakın oynadı. Hemen ayağın içiyle, sol ayağın içiyle orta sahasına geri çıkardı topu ve 3'e 1 yakaladı Sevilla. Kontra atağa kalktı. Orada bağlantı işinde tek pasta takım arkadaşına topu kazandırması En-Nesyri'nin bir anda 3'e 1 bıraktı. Kendi takımın lehine bir şekilde. Ama her zaman bu şekilde pozisyonlarda görmüyoruz. Çoğunlukla bir başka görselde de göstereyim. Uzun top atılıyor. Etrafında kimse yok. İndirse nereye verecek? Tekte kafayla indirse nereye indirecek? Yani en yakın oyuncu da markaj altında ve uzak. Bu şekilde daha fazla yalnız başına kaldığını gördüğüm için zaman zaman ona yakın oynayan oyuncular olduğunda çok güzel bağlantı işlerini gördük En-Nesyri'den. Ama bağlantı konusunda bir eksiden bahsedeceksek şundan bahsedebiliriz. Katılım konusundaki isteği gayet var. Yani orta sahaya kadar geliyor, oralarda kendisini gösteriyor, topu yüzünü topa gösteriyor, pas işlerinde var. Ama şu konuda eksik, çok vücut koymuyor yani stoperlere. Bazı 9 numaralar şöyledir ya, topu alır, şöyle bir kanatlarını açar, buradan geçemezsin der, o zamanı kazandırmaya çalışır. Zamanı kazandırdıktan sonra pasını verir. Hani daha tipik hedef santraforlar böyle yapar. En-Nesyri genellikle tek pasları de tercih ediyor. Hatta neredeyse %95 şeklinde böyle katılım yapıyor oyuna. Yani sırtı dönük top aldığını hemen tek pasa vermeye çalışıyor etrafta. Yakın oynayan birisi varsa tek pasa verip tekrar hareketleniyor. Kanatta bir oyuncu koşu gösteriyorsa tek pasta onu atmaya çalışıyor. Ya da hiçbir opsiyon yoksa tek pasla geri vermeye çalışıyor. Yani o tek dokunuş, tek dokunuş genellikle tercih ettiği şey. Bu tabii bazen pozitif bir durum da olabiliyor. Bir önceki görselde anlattığım gibi tek dokunuşla tekrar önüne bıraktığı bir anda kontratak fırsatı da sağlayabilir kendi takımda ama bazen bu pas hatalarını da yol açabiliyor. Ki onlardan bir görsel de aldım. Sadece pozitif tarafların negatif tarafında da bağlantı işlerinde bir görsel örneği göstereceğim. Yine sırtı dönükken top oluyor ve tek pasla indirmeye çalışırken rakibin önüne bırakıyor ve tehlikeli bölgeye bırakıyor. Sonrasında gol olmuyor ama o topu gayet tehlikeli bir yere indirmiş oluyor tek pas sevgisi nedeniyle. Evet, o konuda eksik. Yani vücut koyamıyor stoperlere. Topla rakip orasına girip o zamanı kazandıran bir oyuncu değil. Mesela Füyükuruk sanki fiziksel olarak bu daha çok yapabilecek. Ya da o tip santraforlar daha çok bu işi yapabilecek tipte oyuncular. Ama neden Jose Mourinho?
Bu kadarı bana yeter diye düşünmüş olabilir. Yani bağlantı işlerinde gerekirse o vücudu koymasın ama bu kadar pas kurgusuna katılması yeterli olur diye düşünmüştür diye hayal ettim. Ve o şekilde izledim. Şundan olabilir. En-Nesyri'nin evet belki o zaman kazandıracak şekilde vücut koymuyor ama pasını verdikten sonra hemen hareketleniyor. Hemen hareketleniyor. Ya yani hareket kabiliyeti hiç yitirmiyor saha içerisinde. Pasını verdi. Top benden çıktı demiyor. Hemen dönüp arkasındaki stoperin etrafından dolanıp tekrardan o pası geri çağırıyor. Bu kez savunma arkasına koşu yapıyor. Bazen kanada atıyor topu. Tekrar koşuya devam ediyor. Gelen ortaya kafayla cevap verip gol atıyor. Yani hep aksiyon içerisinde, hep bir hareketli. Bence Jose Mourinho bunu talep ediyor. Çünkü Fenerbahçe her zaman kaleye yakın preste topu kazanamaz ya da pas örgüsüyle rakip ceza sahası etrafına kadar gelemez. Bazen de kalede uzakta kalabilir. İşte o zaman benim santraforum orta saha civarında bile biber kaç yapıp savunma arkasından hareketlenen bir oyuncu olabilirse o zaman işte benim ataklarım, direkt hücumlarım da çok daha etkili olur. Hem yerleşerek oynarım, rakip kaleye yakın yerleşerek oynarım. Bu kez En-Nesyri'nin o hava toplarına çıkabilme özelliğinden faydalanırım. Ama kaleden uzakta, rakip kaleden uzakta kalmam gerekirse de benim 9 numaram evet bağlantıyı yaptı. Vücudu koydu ama orada kaldı. İstemiyorum onu. Ki Füllkrug gibi oyuncular orada kalır mesela. Çok o koşu temposu yok. Ama En-Nesyri verir topu tekrar hareket eder. Ve ben artı bir opsiyonla hücum etmeye devam ederim. Eksik kalmam hücumda diye düşünmüş olabilir ve hücum hattındaki oyun kurucu kanat forvet rolü dışında herkesten bu özelliği bekliyor diyebiliriz aslında. En-Nesyri işte hareketli pivot santraforun en büyük farkı bu. Hem pivotlu yapıyor, hava toplarına çıkıyor orta saha civarında hem de dönüp tekrardan o koşuya devam ediyor. İşte bu Jose Mourinho'nun aradığı 9 numara budur diyebilirim. Şimdi Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarına bakalım. Ve En-Nesyri'nin yani Sevilla'da çok fazla fırsatını bulamadığı, Fenerbahçe belki o fırsatı bulacak. Ceza sahası içerisinde daha etkili kendisini sokabilecek ya da o verkaçlara girebilecek isimlere bakalım. Mesela bu çabuk sırtı dönük, çabuk paslı oyununa kim uyum sağlar? Fred mesela bu tip oyuncuları çok sever diye düşünüyorum. Mesela Fred dribling yaptı, merkezden driblingle attı kırdı. 9 numarasına verdi. Tekte aldı devam etti. İşlerini sever. Mesela En-Nesyri'nin o tekte bırakacak aksiyonlarında Fred çok iyi cevap verir. Szymański aynı şekilde. Zaten olayı bu. Hatta Szymański şunu da yapar. En-Nesyri'nin kendisinin üstüne çektiği stoperin bıraktığı boşluğa kendisi de hareketlenir. Driplingde hareketlenmeye devam da edebilir. Yani illa En-Nesyri'yi duvar olarak kullanacak diye bir kaydı yok. Top sürerek o şut açısını kendisi de hazırlayabilir. Tadiç de böyle isimleri sever ki Cekolya da yapıyordu zaten. Onu çaprazdan yapıyordu. Şimdi Tadiç'i daha çok merkeze kullanacak gibi gözüküyor Jose Mourinho. Tadiç de duvar olarak kullanmayı gayet tercih edebilir En-Nesyri'nin ve önüne de çok top bırakır. Hatta En-Nesyri sanki eğer dakikası eksilmezse Tadiç'in en çok asisti Tadiç'ten alacak gibi hissettim ben. Çünkü Tadiç İrfan Can da tabii ki buraya da aday ama Tadiç de gerçekten isabet oranı korkunç seviyede. Yani kilit pas isabet oranı çok iyi ve En-Nesyri'nin sadece hava toplarına çıkan bir santrafor olmadığından bahsettik. Rakip Barcelona dahi olsa savunma aralarında koşu yaparak gol bulabilen bir 9 numara, uzun 9. O yüzden o Tadiç için araya salacağı zehirleri de çok iyi hareketlenir gibi geliyor bana En-Nesyri. Ve o oralardaki bitiricilik de çok iyi. Bazen yine çabukluğunu konuşturup kaleciden de kurtulabiliyor. Uzun bacaklarıyla rakibini de eksiltebiliyor ceza sahası içerisinde. Yani çok ona asist yapacak, ona servis yapacak birçok oyuncu var aslında. Saint-Maximin biraz daha bu aksiyonlara dahil etmedim. Çünkü Saint-Maximin daha çok kenar ortayla sanki eline istediği topla buluşturacak gibi. O biraz daha çizgiye basan ve driblingle hattı kıran, driblingle Fenerbahçe ön tarafa taşıyan bir oyuncu olacak. Daha çok Saint-Maximin ve En-Nesyri işbirliğini kenar ortalarda göreceğiz. Ama merkezde onun çabukluğundan faydalanacak oyuncular daha çok Fred, Szymański, Tadic, İrfan Can gibi oyuncular onun bağlantı işlerinden, çabukluğundan faydalanacak kısa paslarla bu işleri diğer takım arkadaşı daha çok yapar gibi gözüküyor. Ki ideal Fenerbahçe 11'i de şekillendi artık, şekillenmeye başladı. En-Nesyri 9 numarada arkasında Dzeko çok güçlü bir rotasyon. Cenk Tosun 3. santrafor adayı olarak bekliyor. Ki Cenk Tosun'a 11 fırsatı gelmemiş olsa bile, gelmiyor olsa bile bazı anlarda topun içeri girmediği anlarda ekstradan sahaya atılıp bu topu içeri at rolü verilebilir. Sol önde Saint-Maximin var. Arkasında Oğuz Aydın ki hiç fena başlamadı hazırlık maçında Ulusite'ye karşı. Dinamik bir oyuncu. Yani Fenerbahçe iki tane driblingçi dinamik kanat forvete sahip olmuş oldu. Hem Saint-Maximin hem de arkasında Oğuz Aydın'la.
Şimdi Szymański yine ilk aday hücumcu 8 numaraydı, 10 numara pozisyonu diyebiliriz. Diğer tarafta oyun kurucu, kontrol rolünde İrfan Can orada, Tadiç orada, Cengiz orada ve bu oyuncuların hepsi bence Cengiz dahil olmak üzere neredeyse. O merkezdeki ikinci forvet ya da 10 numara rolünü de alabilecek oyuncular. Orta sahada Fred zaten yeri tartışılmaz. Yanında İsmail Bartu olabilir. Bartu da ciddi şekilde süre alacak gibi gözüküyor. Çünkü Bartu'da şu özellik var. Fenerbahçe oyun kurarken üçlü bir stoper hattı oluşturuyor ve iki orta sahasına yakın oynuyor. Hem Fred hem Bartu. İki orta sahasından da sık sık uzun top bekliyor. Bartu bu konuda çok iyi bir oyuncu ve Jose Mourinho'nun bence ciddi şekilde süre vereceğini düşünüyorum gelecek sezon resmi maçlarda da. Belki oraya bir transfer de gelebilir ki gelir gibi gözüküyor. Kurunic'ten vazgeçilip yine hem fizik olarak orayı dolduracak hem uzun topları atabilecek bir 8 numara, 6-8, 6 numara fiziğinde bir 8 numara olabilir. Højbjerg mesela böyle bir oyuncu. Sander Berge adı geçti. Böyle bir oyuncu. Thomas Partey söyledi Onur Turul. Ben yani çok beğendim bu fikri, Thomas Partey fikrini. Gerçekten çok her şeyle çok tamamlar. O da böyle bir oyuncu. Hem uzun toplar atacak hem fizik olarak dolduracak bir isim. Bu tip bir orta sahayla sanki tam olur gibi Fenerbahçe. Yani benim Ferdi sağ bekte de olabilir fikrim var, biliyorsun. Sen Maksim'in videosunda anlatmıştım rolleri üst üste bilmesin diye, ama Sen Maksim'in yine sol önde, Ferdi sol bekte olur. Ferdi daha içeride pozisyonları oyun kurulurken, orta sahalardan bir tanesi belki üçlü oyun kurulurken stoperlere yaklaşır. Bu da olabilir. Yine o sahilin sağ bekteki rolünden eksilmemek adına. Ama bu tip bir orta saha gelirse, ki orta saha içinde profillerin çok birbirine benzemesi aslında Fenerbahçe'nin geçen sezondan bu yana daha transferde çok daha planlı hareket ettiğini gösteriyor. Evet, yine isimler de düşüyor gündeme, ama daha çok profil üzerinden gidildi. Çok belli. Mesela 9 numara adayları da hep birbirine benziyordu. Mesela bu bahsettiği Lukaku böyle bir oyuncuydu. Bir ara adı geçmişti. O da hareketli ve uzun. O vücut da koyabilen, o aynı zamanda kuvvetliydi de. Şimdi Lukaku, En-Nesyri, Beto. Yani seviye farkı var buraya ama stiller aynı. Mesela orta sahadaki isimler diyordu. Højbjerg, Sander Berge, Thomas Partey. Pozisyon savunması yapacak, fizik koyacak orta saha. Aynı zamanda hücuma katılım fena olmayan, uzun top atan. Yani benzer profiller. Burada da gerçekten Fenerbahçe'nin doğru bir futbol aklıyla hareket ettiğini görüyoruz. Bakalım gelen orta saha kim olacak? Gelen orta saha da hani bahsedilen bir profil olursa, gerçekten Fenerbahçe rotasyonuyla 11'iyle tamamlanmış, Jose Mourinho'nun aklındaki oyunu oynayabilecek bir seviyeye, yapıya geçti diyebiliriz diye düşünüyorum. Artık orta saha ihtimal, belki Sander Berge için bir tek pas bölümü çekerim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Eksik kalan parça var mı? Kim, hangi transfer olursa daha iyi olur. Dediğim gibi En-Nesyri konusundaki sizin de fikirlerinizi mutlaka yorum alanına bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.